Şimdi Kant'tan çıktık. Tepe gözüküyor. Füsen tarafına doğru gidiyoruz. 5 kilometre boyunca takip edin. Sol tarafta dikkat ederseniz Neuschwanstein şatosu bulunuyor. Çok güzel bir şato. Ama öyküsü biraz üzücü. Bunu Bavyera kralı bunu yaptırıyor şatoyu. Yaptırdıktan sonra tam şatoda yaşayacağı sırada bildiğim kadarıyla ondan sonra hayatını kaybediyor. Öyle de bir öyküsü var. Şimdi Füsen bölgesinde birkaç yer var. Oraya doğru gidiyoruz. Daha önce bu bölgeye geldiğimizde çok güzel bir bölge. Sağ tarafta köy var. Köyün içinde bir butik otel var. Ama çok temiz, çok güzel bir otel, butik otel. Orada kalmıştık. Köyün otelin bahçesinden tam karşıda otel sağda kalıyordu. Bu Neuschwanstein şatosunu görüyorduk. Bugün hava biraz kapalı ama yağmur yağmıyor. O da bizim işimize geliyor. Çünkü hava çok açık olunca da sıcak da iyi olmuyor. Şu anda 23 derece civarlarında. Buradaki bu eski Alman evlerinin yani neresinden baksanız tarihi 300-400 senelik evler hepsi. Ama adamlar korumuşlar, hala içinde yaşıyorlar. Yıkmamışlar, bozmamışlar. Üzerlerinde zaten dikkat ederseniz gravürler, resimler var. Bunlar hep o yapıldıkları tarihlere ait. Burada pek çok otel, pansiyon da var. Çünkü çok turistik bir bölge. Bütün dünyadan insanlar geliyor buraya. Şato çok meşhur bir şato. Şurası sanıyorum. He? Şurası. Füsen çok güzel bir şehir. Küçük bir şehir. Ama çok şirin. Ben de bisikletim. Evet, Füsen'e geldik. Hep dikkat ederseniz eski tarihi yapılar var. Dur bari de şunlar. Ama bize yeşil oluyor. Devam. Şu arkada şöyle gelip dönmüştük. Sarı binanın hemen arkasında otopark var. Altında oraya girmiştik. Hatta yanlış yönde durduk. O tarafa da. Evet. Ne kadar geniş. Bu karavanlar hep karavan kamplarına gidip geliyor. Füsen, evet burası karavan kamp. Dediğim kamp burası. Evet. Burası da park. Otomatik şeyler var. Kamp giriş neresi? Şöyle bakayım bir. Girmeden.
Burası da Füsen Algao karavan kampı. Karavanlar giriş için sıra bekliyor. Akın akın karavanlar geliyor, görüyorsunuz. Kampın girişi de burası. Burada yer yoktu. Biz geldi baktığımız zaman bu tarihler yüksek sezon. Bakın hep sıra oluyor giriş için. Kampa doğru giriyoruz. Bugün hava biraz serin ve rüzgarlı. Gölde dalgalı. Avrupa'da nerede bir göl varsa etrafta mutlaka birkaç tane kamp var. Mutlaka var. Sörf yapıyorlar bak orada. Füsen Algao karavan kampının iskelesindeyiz. Sıkı rüzgar var. Manzarası da iskeleden böyle. Dün hava çok sıcaktı, bugün bayağı serinledi. Alman Alplerini görüyor musunuz? Üzerlerinde bulutlu dağlar. Burada bir çocuk parkı var. Bu kampın göl tarafındaki yürüyüş yolu. Yürüyüş bisiklet yolu. Göl kenarında yürüyüşümüze devam ediyoruz. Burası da kamp alanı. Hep zaten sırtlarından görüyorsunuz karavanlar dizili vaziyette. Birazdan içeriye de gireceğiz. Burada yürüyüş yolunda yürürken bakın böyle bir kutu gördük. Burada poşetler var. Köpeğiniz kakasını yaptığı zaman pisliğini alın, atın diye poşet kutusu. Buradan çekiyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bu bütün kamplarda, bütün bu bölgede, Avusturya'da, Almanya'da, İsviçre'de çok olağan bir şey. Aa Tülin bak, yerde kağıt gördüm. Yerde kağıt gördüm. İlk defa bir kamp alanında yürüyüş yerinde bir kağıt gördüm. Evet, tarihe geçecek bir olay. Yemyeşil her yer ya, ne güzel. Evet, burada numaralar var. Elektrik bağlantıları için. Hemen burada çeşme var. Ve yine söylüyorum, Vidalı Çeşme. Burada şu gördüklerimiz de yerdekiler de gri su akıtmak için, gri suyunuzu vermek için. Sağlı sollu her tarafta karavan alanları var. Buradan arkalara kadar giden sokaklar var. Birini göstereyim hatta. Bakın ta nereye kadar karavan alanı uzuyor. Şöyle edelim, evet. Düzenli yapılmış bir kamp alanı. Hepsi numaralı, derli toplu. Karavanların yanaşması da kolay sayılabilecek bir karavan kamp alanı yapmışlar. Füsen Algao. Evet. Bu da tesislerden biri. Balkonları ne güzel çiçeklendirmişler. Bunu çok seviyorlar burada. Bu kamp
Füsun-Algao kampı 1954'te başlamış. Bakın burada çadırlarla. Burada da tarihçesini gösteriyor. 1954'ten beri burası bir kamp. Çadır ve karavan kamp. Maşallah. 1954'ten bu yana bu binaları yapmışlar ve burayı korumuşlar böyle. Burası da kaset boşaltma yeri. Temizliği görüyor musunuz arkadaşlar? Kaset boşaltma yeri. Vay anasını ya. Bu gördüğümüz yerde arkadaşlar, hijyene bakın. Köpeğinizi yıkama yeri. Görüyor musunuz? Adamlar neler düşünüyorlar? Kağıt havlusundan, sabunundan, her şeyine kadar, şampuanına kadar burada köpeğinizi yıkamak için yer yapmışlar. Bizde de bunu söylemeden geçemeyeceğim arkadaşlar. Mecliste yasa tasarısı görüşülüyor. Hayvanları nasıl ithaf ederiz, nasıl uyuturuz onu konuşuyoruz biz. Yıl 2024. Neymiş efendim? Sokak hayvanları çoğalmış. O zaman o belediye başkanlarına aday göstermeyecektiniz. Görevini yapmayan, sırf parti üyesi diye işini bilmeyen bir sürü belediye başkanını Türkiye'de şu anda çalıştırıyorsunuz aday yaptığınız için. Ondan dolayı da hayvan nüfusu, sahipsiz hayvan nüfusu artıyor. Burada niye yok? Bir tane sahipsiz hayvan yok. Şu gördüğünüz karavanlar var ya arkadaşlar. %90'ında mutlaka bir hayvan var. Bazılarında 3-4 tane köpek var, düşünebiliyor musunuz? Şaka gibi ya. Canlıya verilen değer, bu sadece insan olarak konuşmuyorum. Canlıya verilen değer önemli. Kampın diğer tesislerinin önünden geçiyoruz. Onlara doğru gidiyoruz. Kafesi var. Bira bahçeleri var. Evet, kampın girişine doğru gidiyoruz. Sıra sıra kampa girmeye çalışan karavanlar var. Burada kampın çöp alanı. Tabii ayırmışlar, kağıt, pet şişe falan, cam hepsi ayrı. Burası da resepsiyon binası. Kampın girişinde de küçük bir restoran gibi yer var. Bakın burada ne yazıyor? Turkish Pizza, 7 euro. Bildiğimiz bizim lahmacun. Demek ki işletmesi bir Türk arkadaş olabilir. Burası Algao bölgesinde Camping Hofense diye geçen, Füsen Camping diye geçen bir yer. Camping Hofense. Çok güzel bir kamp. 69 senelik bir kamp. Evet. Füsun-Algao bölgesindeki Camping Hofense turumuzu da tamamladık. Akın akın karavanlar geliyor. Bir kamp videosunu daha tamamlamış oluyoruz. Sizlere bilgi bakımından fikir verebildiysem ne mutlu bana. Sağlıcakla kalın.